Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Ramazan Güven. Güven Budama grubu arkadaşlar. Burada da bir tabanı maksime 14 anıç olan aşı fişne arkadaşlar. Fakat mücadele ettiğimiz halde bunu fareden anlayamadık. Geçen sene Mart'ından bari mücadele olduğu halde tarım zehri bu ilçe tarımın vermiş olduğu zehirli buğday kondu olmadı. İlaç kodu, su çekti, kadınlara temizletti. Olduğu halde fare bulamadı. Şimdi de dal kesip dibine atacağız. Başka çare bulamadık arkadaşlar. Şu zarara bak. Türkiye'nin her şimdi de buna önlem olmak için ancak dibine dal atmayı düşünüyoruz. Başka çare bulamadık. Kireçle kükürt attık, olmadı. Buğday ilçe tarımının komşu olduğu Ziraat budayı koduk olmadı. Son çare olarak da dibine budak atacağız. Başka çare düşünen varsa önlemini söylesin arkadaşlar. Arkadaşlar Güven Budama grubunu takip edin. YouTube kanalımızda üye olun arkadaşlar. Her türlü yardımcı olmaya çalışacağım. Maksimum 14 olan tamamen kemir. Ama bak burada bir tane normal fişne, yol fişne dediğimiz normal fişne ağacımız var. Bunu kemirmemiş arkadaşlar. Bunu kemirmiyor. Maksimum 14 olursa tamamen kemiriyor. Mart ayından bali geçen yani tam Mart'tan bali mücadele oldu. Çapa çekilmiş, ızgara çekilmiş. Ondan şu arkadaş bakın. Olduğu halde kadınlara dibini temizletti, çapayla oydu, su çektik. İlçe tarımından zehir aldık, koduk. Yine fayda olmadı arkadaşlar. En son çare olaraktan budak atacağız. Başka çare bulamıyoruz. Eğer çare düşünen varsa lütfen yazın arkadaşlar. Arkadaşlar sayfamıza dediğimiz gibi yani birbirimize üretici olarak yardımcı olalım. Amacımız bizim bu. Biz budama işleri yapıyoruz. Ama böyle şeyleri de arkadaşlarla paylaşmayı düşündük. Geçen de aynı şekilde bir bodurluk elmaya girdik. Orası da aynı şekilde mücadele verdikleri halde bahçenin %30'unu, %40'ını fare tarafından telafiyet olduğunu gördük arkadaşlar. Yani yok, fişneyi kemirmiyor. Yok mesela anacı fişne olanı kemirmiyor arkadaşlar. Bakın taze çöğür var. Bunu anacı yoz fişne. Yani maksima değil altı. Yoz fişneyi bunu kemirmiyor arkadaşlar. Büyük ihtimal maksimanın bir değişik bir koku salgılıyor. Hayvanları çekiyor arkadaşlar. Hayvanları çekiyor. Bilen varsa yazın arkadaşlar. Çare düşünen varsa yazın. Ya, bakın arkadaşlar böyle bir sistem de gördük. Yani fare çıkarken buraya düşüp boğulmasını düşündük arkadaşlar. Yani her şeyi deniyoruz ama bahçeyi kurtarmaya çalışıyoruz ama her şeyi yapıyoruz ama olmadı. Arkadaşlar dediğim gibi YouTube kanalımıza da takip edin. Üye olun arkadaşlar. Üye olun. Çok üreticiye ulaşalım arkadaşlar. Anası yoz ama anası çok yoz bunu kemirmiyor. Bunu kemirmiyor. Maksima anışlı olanların çoğunu arkadaşlar kökten yani yüzeysel olmasa bile kökten kesinlikle çevrelemiş oluyor. Ağacı söktükten sonra etrafını açtıktan sonra ana kökün yendiğini görüyoruz arkadaşlar. Ömer abi burada kaç ağaç tahmini fare yiniği var? 100 kadar var. Yani 5 yıllık 6 yıllık emek arkadaşlar ufacık bir fare tarafından yok ediliyor. Mücadele verildiği halde önüne geçilmiyor arkadaşlar. İnşaat sıva kireci atıldı. Kükürt atıldı. İlçe tarımın vermiş olduğu zehirlerden uygulama yapıldı arkadaşlar. Yani hepsi mücadelenin gereken her şey yapıldı. Ama öyleyken de yine de arkadaşlar telafiyat durmuyor. Traktörlerle, ilaçlamayla su çekildi. Su çekildi arkadaşlar. Farelerin deliklerine bire özellikle su basılıp o şekilde uygulama yapıldı. Ama yine de olmuyor arkadaşlar. Sıva kireci. Olduğu halde hayvana hala işliyor. Çöğürü
çevrelemişler arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Toprağın altından kökü belini yememiş, kökler de çalışmış arkadaşlar. Kök kısımları görüyorsunuz. Komple sıyırmış. Yani görüyorsunuz her yer, yani bütün deliklerin tek tek sıva kireci bütün uygulamaları yaptık arkadaşlar. Yani insanlar dediğim gibi ne yapacağını şaşırdılar arkadaşlar. Çok büyük zararlar var. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Herkese kolay gelsin. İyi akşamlar arkadaşlar.